Mevlana Halid-i Bağdadi. Kardeşlerim, sizlere vasiyetimdir. Bu sözlerimi dikkatle dinleyin. Eş, çocuk ve mal Cenab-ı Allah'ın emanetidir. Emanetini istediği zaman alır. Nefsi emmareden kurtulmanın alameti, insanların övmesiyle ayıplamasını eşit görmektir. Doğumu, yaşamı, ölümü, hesap gününü, cenneti ve cehennemi yaratanı unutmayın. Bizim yolumuz Kur'an'a ve Allah Resulüne uyma yoludur. Herkes elinden geldiği kadar buna çalışmalıdır. Bid'at ve hurafelerden özenle kaçının ve kardeşlerinize bu konuda uyarıcı olun. Yaşamınızın her anının hesabını vereceğinizi unutmayın. Bu dünyadan beraberinizde götüreceğiniz tek şey takvanızdır. Mevlana Halid-i Bağdadi. Mevlana Halid-i Bağdadi, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakiki saadete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i Aliye adı verilen alimler ve veliler zincirinin 29.'sudur. Sevenleri onu asrının müceddidi olarak kabul etmişlerdir. Babası Ahmet, Hazreti Osman'ın, annesi ise Hazreti Ali'nin soyundandır. 1778 yılında Bağdat'ın kuzeyindeki Şehrezur kasabasında doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Halid-i Bağdadi, keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi ve çalışkanlığıyla dikkati çekti. Devrin büyük alimlerinden ilim öğrenip icazet aldı. Öğrendiği bütün ilimlerde din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir bilgiye sahip oldu. Din ve fen ilimlerindeki üstünlüğü ve geniş bilgisi sebebiyle zamanının bütün alimleri ve velilerinin takdirlerini kazandı. Hocası Seyyid Abdülkerim Berzenci 1788'de vefat edince onun yerine ders vermeye başladı. Her taraftan alimler dersine koştu. Her müşkülü çözer, her derde deva olurdu. Dünyaya ehemmiyet vermez, gece gündüz ibadetle meşgul olurdu. Böylece 21 yaşındayken ulemaya ve talebeye üstad olup 7 sene ders okuttu. Sözü tesirliydi ve toplumun her kesimi tarafından ilgiyle dinlenirdi. 1805 senesinde hacca gitti. Yolda Şam alimlerinden çok saygı gördü. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra Hicaz'a gitmek için yola çıktı. Medine-i Münevvere'ye ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz'e sevgisini anlatan Kaside-i Muhammediye'yi Farsça olarak yazdı. Mevlana Halid Hazretleri memleketi Süleymaniye'ye dönüp ders vermeye başladı. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyordu. Bir gün bu düşünceler içindeyken Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan evliyanın en büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevi'nin talebelerinden Mirza Abdurrahim isimli bir zat çıka geldi. O talebe, Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid'e selamımızı söyle bu tarafa gelsin buyurdu dedi. Uzun zaman baş başa görüştüler. Mevlana Halid talebelerine ders vermeye gelmez oldu. Bir süre sonra 1809 senesinde ikisi birlikte İran ve Afganistan üzerinden Hint yolculuğuna çıktılar. Umulmadık bir zamanda medreseyi ve talebeyi bırakıp bu ani ayrılışına şehrin bütün halk ve talebeleri çok üzüldüler. Yoldan çevirmek için ısrar ettiler ve yalvardılarsa da fayda vermedi. Hindistan'ın karanlıklar ve tehlikeler içinde bulunduğunu söyleyip vazgeçirmek istediler.
onlara ab-ı hayat zulumatta bulunur şeklinde cevap veren Mevlana Halit Hazretleri, arkadaşı Mirza Abdurrahim'le yaya olarak önce Tahran'a geldiler. Burada bazı Şii alimleriyle akaidle ilgili görüş alışverişlerinde bulundu. Mevlana Halit, Tahran'dan Bistam, Harkan, Semnan ve Nişabur'a geçti. Ariflerin kutbu Bayezid-i Bistami'nin kabrini ziyaret ettiği zaman meşhur bir kaside söyledi. Aylarca süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tam bir senede Delhi'ye, diğer adıyla Cihanabad'a ulaşan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Delhi'ye vardığında Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri'nin bulunduğu şehre gelmenin sevinciyle seferdeyken yanında bulunan her şeyi fakirlere dağıttı. Sonra Hindistan'ın en büyük velisi ve büyük İslam alimi Şah Abdullah-ı Dehlevi'nin huzuruna kavuştu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri feyz ve kemal bulunca Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, "Ey Halid! Şimdi memleketine ve Bağdat'a git. Oradaki hak aşıklarını sevdiklerine, yani Allahu Teala'ya kavuştur." buyurunca Mevlana Halit Hazretleri, "Ey benim sebebi devletim, yüksek sığınağım, efendim. Orada Hayderi ve Berzenci Seyitleri çoktur. İnsanlara doğru yolu anlatmakla nasıl meşgul olurum? Çünkü onlar şöhret ve itibar sahibi ve alimlerin sığınağı durumundadırlar. Böyle bir işe kalkışsam diğer insanlar bile beni men ederler." diye arz etti. "Sen memleketine git, irşatla meşgul ol. Bütün seyyidler senin ayağının toprağına yüz sürerler ve şerefli zatına hizmetçi olurlar. Oranın valileri, eminleri, alimleri, fazilet sahipleri mübarek ayağını öperler. Şimdi ne istersen vereyim, iste ya Halid." buyurdu. "Din için dünyalık isterim." dedi. "Git, her istediğini verdim." deyip yolun üzerinde filan yerde evliyanın büyüklerinden 2 seneden beri yemez, içmez, konuşmaz, Hakk'a gönlünü vermiş, ölü gibi hareketsiz durup Hakk'ın sevgisine dalmış şerefli bir zat var. Ona selamımı söyle, hayırlı duasını al ve şerefli elini öp." buyurdu. Sonra bütün talebe ve sevdikleriyle 4 millik mesafeye kadar Mevlana Halid'i uğurladı. Mevlana Halid, o velinin olduğu beldeye gelince yerini sordu. Uzaktan gösterdiler. Başını kaldıran zat, "Ey Halid, senin fütuhatın ve irşadının yayılma yeri Bağdat'tır." deyip tekrar mürakabeye daldı. Mevlana Halid, Şiraz'a, oradan İsfahan'a, sonra Hemedan'a gitti. Hangi şehre teşrif etse, Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını hatırlatması güzel adetlerindendi. Bu şehirlerdeki vaaz ve nasihatlerini duyan, itikadı bozuk kimseler, ona kötülük yapmak istedilerse de, Allah-u Teala'nın korumasıyla bir şey yapamadılar. 1811 senesinde vatanları olan Süleymaniye'ye gittiler. Bütün alimler, fazilet sahipleri, talebe, şehrin ileri gelenleri ve halk sevinç ve neşeyle onu karşılamaya çıktı. Süleymaniye'de bir bayram havası yaşandı. Bir müddet burada kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin dergahına yerleşip 5 ay kadar insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Tekrar Süleymaniye'ye dönerek ilim öğretmeye ve talebe yetiştirmeye devam etti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp, dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için çalışmaya başladığı günlerde, Bağdat valisi Said Paşa ziyaretlerine geldi. Birçok alimin sessiz, başları önüne eğik hizmetçiler gibi edeple huzurunda oturmuş olduklarını gördü. Mevlana Halid Hazretleri'nin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı.
Mevlana Halid'in Celal hali gidince, Sait Paşa'nın titremesi geçti ve dua istedi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ona dua edip, kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. Sense nefsinden yani kendinden ve emrin altında olanların hepsinden sual olunursun. Hak Teâlâ'dan kork. Çünkü senin için önünde öyle bir gün vardır ki, o günün korku ve dehşetinden evladına süt veren analar evladını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar. İnsanları sarhoş görürsün. Onlar sarhoş değil, ancak Allah-u Teala'nın azabı çok şiddetlidir, deyip nasihat buyurunca Sait Paşa yine titremeye başladı ve yüksek sesle ağladı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir müddet Bağdat'ta kalıp İslamiyet'i anlattıktan ve talebe yetiştirdikten sonra memleketi olan Süleymaniye'ye döndü. Orada kendisi için bir dergah inşa edildi. Bu dergahta insanlara vaaz ve nasihat edip talebe yetiştirdi. Süleymaniye'deyken Berzencilerden silahlı 200 kişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin öldürülmesine karar verdiler. Cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başladılar. Cuma namazı kılındıktan sonra bütün halk camiden dışarı çıktı. Halid-i Bağdadi Hazretleri her zaman camiden en son çıkardı. Dışarı çıkanlar bu silahlı kişilerin Mevlana Halid Hazretlerine kötülük yapmak niyetinde olduklarını anladılar. Mevlana Halid Hazretleri mescidin kapısından çıkıp bu silahlı ve kötü niyetli kimselere heybetli bir nazarla bakınca kalplerinde müthiş bir korku hasıl oldu. Öldürmek için gelenlerden bazısı nara atarak kaçıştı. Bazıları da yüzüstü düşerek perişan oldu. Bundan sonra Mevlana Halid Hazretleri ile bütün talebeleri hiçbir şey olmamış gibi cennet misali olan hanekâha gittiler. Kaçan bu düşmanların çoğu, Mevlana camiden çıkınca onun omuzlarında heybetli bir arslanın ağzını açmış, üzerimize atlamak üzere olduğunu gördük. O anda aklımız başımızdan gitti. Kaçacak yer bulamadık dediler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Bağdat'ta ilimle ve insanlara İslamiyet'i anlatmakla meşgul olduğu sırada, onu haset eden inkarcılardan birisi, Bağdat valisi Sait Paşa'ya bir mektup yazarak, Mevlana Halid Hazretlerini şikayet etti. Mektup, yalan ve iftiralarla doluydu. Hatta Mevlana Halid Hazretleri, küfürle itham ediliyordu. Mektubu okuyan vali sinirlenerek mektubu yere çarptı ve "Sübhanallah! Eğer Hazreti Şeyh Halid de Müslüman değilse Müslüman kimdir? Bu mektubu yazan ya delidir veya Allah-u Teala onun basiret gözünü kör etmiştir. Bunun sebebi de o kimsedeki aşırı hasettir. Allah'a sığınırız, Allah'a sığınırız." dedi. Bağdat'taki alimlere bu mektuba bir reddiye yazılmasını emretti. Halle müftüsü Muhammed Efendi bu mektuba bir reddiye yazarak bozuk fikirlerini çürüttü. Bu mektubu Bağdat alimleri de tasdik ettiler. Daha sonra hata ettiğini anlayan iftiracı iddialarından vazgeçip Mevlana Halid Hazretlerinden özür diledi ve affedildi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine düşman olan ve karşı çıkanlardan pek çoğu, onun güzel ahlakı ve kerametleri karşısında insafa gelip büyüklüğünü kabul ettilerse de, bazıları aynı haset ve muhalefetlerine devam ettiler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir müddet Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlattıktan ve talebe yetiştirdikten sonra, Süleymaniye'den, aile fertlerini ve talebelerinden bir kısmını da beraberine alarak yerleşmek üzere Şam'a gitti. Şam ahalisi, alimleri ve idarecileri ona saygı ve iltifat gösterdiler.
Şam valisi Abdurrahman Paşa'nın oğlu Mahmud Paşa, Mevlana Halit Hazretlerinin üstünlüğünü anladı. Uzaktan yakından pek çok kimsenin onun sohbetiyle ve ilim meclisleriyle şereflenmek üzere geldiklerini görerek ona bir mescit ve bir dergah yaptırdı. Kendisinin ve talebelerinin geçimlerini sağlayabilecek maddi yardımlarda bulundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sohbetleriyle insanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Pek çok alim ve fazilet sahibi kimse onun sohbetlerinde bulundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada onun büyüklüğünü çekemeyenler Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud'a asker ve silah topluyor, güçlenip devletinize baş kaldırmak istiyor, ülkeni ondan koruyasın diye şikayette bulundular. Sultan II. Mahmud Han hemen büyük alim Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'yi huzuruna çağırdı. Durumu kendisiyle görüştü. Mustafa Asım Efendi, "Ey müminlerin emiri! Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Hücurat Suresi 6. ayetinde mealen size fasığın biri haber getirirse onu iyice araştırın buyuruyor. Görüşüm odur ki onun halini araştırıp açığa çıkarabilecek güvenilir iki kişiyi bulup yollayınız. Hiç sezdirmeden gitsinler, araştırmalarını yapıp dönsünler." dedi. Bunun üzerine Sultan Mahmud Han iki kimseye derviş elbisesi giydirip araştırmak için Şam'a gönderdi. Derviş kıyafetiyle giden kimseler gizlice araştırmaya başladılar. Bu kimselerin gelişi Mevlana Halit Hazretlerine manevi olarak bildirildi. Kalbine, kendisine gelen iki misafire ikramda bulunması ilham olundu. Derviş kıyafetindeki bu kimseleri bulduran Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri onları yemeğe davet etti. Yemek hazırlanıncaya kadar da kendi durumunu açıkladı. Kendi evini oda oda onlara gezdirdi. Bu odalarda ev eşyası dışında hiçbir şey bulamadılar. Bu halin, Mevlana Halit Hazretlerinin bu yaklaşımı karşısında çok etkilendiler. Artık gizleyecek bir şey yoktu. Olan her şeyi açıkladılar. Ona talebe olup tasavvuf yoluna girdiler. Huzurunda kalıp İstanbul'a dönmek istemediler. Fakat Mevlana Halit Hazretleri, "Olmaz, en uygunu İstanbul'a dönmenizdir. Hazreti Sultan'a durumu anlatırsınız. Verilen görevi tam yerine getirmiş olursunuz. Ancak bundan sonra isteyen buraya döner, isteyen de orada kalır. Bundan sonrası için artık bir günah yoktur." buyurdu. Vazifeli iki kişi Sultan II. Mahmud Han'a dönüp şikayetlerin asılsız olduğunu bildirdiler. Sultan da aldığı bu haber üzerine Allah-u Teala'ya hamd etti. Şeyhülislam'a da bu teklifinden dolayı teşekkür etti. İki kişiden birini Mevlana Halit Hazretlerinin hizmetine yolladı. O kimse Şam'a gidip senelerce Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hizmetinde bulundu ve orada vefat edip türbesinin yanına defnedildi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'taki vazifesini tamamladıktan sonra son olarak 1822 senesinde Şam'a gitmek üzere hazırlandı. Ancak Mevlana Halit Hazretleri kendilerine gelen manevi işaretin Şam'a gitmeleri doğrultusunda olduğunu belirterek yola çıktı. Talebeleri ve sevenlerinden oluşan büyük bir cemaatle Şam'a geliyorlardı. Şam arazisine geldikleri zaman Safvek bin Faris diye meşhur Şemler kabilesinden bir yol kesici adamlarıyla kafileyi soymak istedi. Safvek bin Faris bu hadiseyi şöyle anlatır. "Pek çok yardımcımla Mevlana Halid'in kafilesini hücum edeceğim zaman kafileden beyaz elbiseli, ata binmiş, heybetli biri göründü. O kadar heybetliydi ki artık kafiledekileri seçemez olduk. Boyunun uzunluğu semaya kadar varan bir büyük dağ gibi olan bu zatı görünce korkudan bir titreme gelerek mızraklarımız elimizden düştü. Sonra herkes hayvanlarından düştü. Artık kafilede Allah'ın sevgili bir kulu olduğunu anladık ve hep bir ağızdan
aman aman, affedin, affedin diye bağırıştık. Bunun üzerine kafile görünmeye başladı. İçlerinde Mevlana Halid'i görünce hepimiz kusurlarımızın affını rica ve niyaz ettik. Ellerine sarılarak tövbe ve istiğfar eyledik. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Şam'da kaldığı müddet içinde pek çok yıkık mescidi tamir ettirdi. İdas Camii de bunlar arasındadır. Yerleştiği konağın yakın bir yerine bir köy kurdu. Orada halifeleri ve talebelerinden bir cemaatin kalmasını emretti. O köy halkının dini terbiyesini ise halifelerinden Şeyh İsmail Enerani ile Şeyh Ahmet Hatip'e bıraktı. Şuvayka Camii olarak bilinen Muradiye Camii'nde Muhammed Hani'yi, Salihiye'deki Cami-i Sahibe'de Abdülkadir Dimlani'yi insanlara İslamiyet'i anlatmakla ve Hatmi Hacegan yaptırmakla vazifelendirdi. Kendisi de medresesinde sabahları Şafii fıkhını okuttu. Şam'dayken Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'yı ve büyüklerin kabirlerini ziyaret etti. Kudüs halkından saygı, iltifat gördü. Kudüs'ten Urfa'ya gelerek mübarek makamları ziyaret etti ve insanlara vaaz-ı nasihat ederek kurtuluşlarına vesile oldu. Tekrar Şam'a döndü. 1826 senesi hacca gidişinde beraberinde halifelerinden ve talebelerinden pek çok kimse bulundu. Yol boyunca gittiği beldelerin insanlarına da İslamiyet'i anlatan Mevlana Halid Hazretleri hac vazifesini yerine getirdi. Medine-i Münevvere'ye giderek sevgili Peygamberimizin kabri şerifini ziyaret etti. Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de pek çok alim ve evliya zatlarla karşılaşıp sohbet etti. Aynı sene içinde Şam'a döndü ve vazifesine devam etti. Mevlana Halid Hazretleri hayatının son senesinde Ramazan-ı Şerif ayının son gününde halifeleri ve sevenlerine Kudüs'e gitmek istediğini bildirdi. Talebeleri bu habere çok sevindiler. Fakat Şevval ayı içerisinde taun salgını, veba hastalığı ortaya çıktı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Muhammed Behaüddin isimli 5 yaşındaki oğlu bu sene taun hastalığına tutulup vefat etti. Bizzat Mevlana Halid Hazretleri imam olup cenaze namazını kıldırdıktan sonra defnettiler. Behaüddin'in vefatından sonra diğer oğlu Abdurrahman da aynı sene içinde taundan vefat etti. Abdurrahman gayet zeki, merhamet sahibi, akıllı bir çocuktu. O da defin hazırlıkları bitince Kasiyum isimli tepeye kardeşi Behaüddin'in mezarının kuzey tarafına defnedildi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sevdiklerine şöyle vasiyette bulundu. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uyunuz. Üzerinde bulunduğumuz doğru yol üzerine olunuz. Karşılaşacağınız güçlüklere sabır ve tahammül gösteriniz. Bizim vefatımızdan daha büyük musibet size ulaşmaz. Şekil ve şemailimi sayarak, bağırıp çağırarak, ağlamak suretiyle ruhuma zahmet vermeyiniz. Etrafa mektuplar yazarak, vefatıma hiçbir kimsenin üzülmemesini ve ağlamamasını tembih ediniz. Beni seven ve bana muhabbet eden, Allah rızası için kurban kesip sevabını benim ruhuma göndersin. Ruhuma Kur'an-ı Kerim ve Fatiha'lar, kıymetli dualar göndersin. Dünya sevgisiyle gönülleri dolanlar gibi, sakın siz de sadakaya muhtaç değilim. Ancak Fatiha ve İhlas-ı Şeriflere muhtacım demeyiniz. Benim için iyiliklerde bulununuz, sadaka veriniz. Sizi bize yaklaştıracak işler işleyiniz. Ömrümüz 50'ye ulaşmıştır. 35 senelik farzları iskat edersiniz. Ömrümüzde kuşluk ve teheccüd namazlarını diğer 5 vakit farz namazlar gibi hiç terk etmedik. Ey İsmail! Talebe ve arkadaşlarımın kıymetini biliyorsun. Onlara sıkıntı verecek şeylerden sakın. Zannederim ki yakın zamanda talebelerim için bir dergah inşa edilir.
Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu nasihatleri yaptığında sıhhatleri ve afiyetleri yerindeydi. Sonra evlerine girdiler. Uzun zaman evden çıkmadıkları görülünce talebeler evinin hizmetçisinden haber sorup içeri girmek ve mübarek cemalini görmek arzularını bildirdiler. İçeri girmemeleri hakkında haber gelince talebeleri bir hüzün ve elem kapladı. Bir daha yanlarına girmemek şartıyla tekrar izin istediler. O zaman içeri girilmesine müsaade ettiler. İsmail Efendi beraberlerinde olduğu halde 20 kişi huzurlarına girip ziyarette bulundular. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri sağ yanlarına yatmış bir vaziyette mürakabe halindeydi. Hal ve hatırları sorulunca teşekkür ve iltifat olarak gözlerini açıp fazla kalmamalarını ve fazla konuşmamalarını işaret ettiler. Talebelerinden İsmail Efendi, "Efendim, zat-ı halleriniz su isterler mi?" dedi. Mevlana Halid Hazretleri, halle, "Dünya ve içindekilerden vazgeçtim. Şu anda hakla meşgulüm." demek istediler. Bu hallere şahit olanların hepsi, mübarek ellerini öpüp titreyerek ve büyük bir şaşkınlık içinde dışarı çıktılar. Dışarıda başka talebeler ve sevenleri Mevlana Halid Hazretleri'nin halinin nasıl olduğunu haber almak için bekleşiyorlardı. Onlara gördüklerini anlattılar. 1826 Hicri 1242 senesi Şevval ayının 26. günü müezzin ezan okumaya başladığında Mevlana Halid Hazretleri Fecir suresinin son ayetlerini okudu. Ey mütmain nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Bu ayeti kerimeleri okuyup bitirdikten sonra mübarek ruhları Allah-u Teala'ya kavuştu. Birçok peygamberin, alim ve evliyanın kabrinin bulunduğu Kasiyun Dağı eteğindeki kabristana defnedilen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin kabri üzerine daha sonra türbe yaptırıldı. Bu türbesi sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin 4 oğlu vardı. Bunlardan Şihabüddin Efendi babasının sağlığındayken Bağdat dönüşü sırasında Urfa'da vefat etti. Muhammed Beyaüddin ve Abdurrahman Efendi ismindeki iki oğlu da babalarının vefat ettiği sene taun hastalığından Şam'da vefat ettiler. Dördüncü oğlu Necmettin Efendi babasının vefatından sonra dünyaya geldi. Uzun müddet yaşadı. Onun da iki oğlu olup Mevlana Halid Hazretleri'nin nesli bunlardan devam etti. Hamevi, Ahmet Kürdi Zemlikani, Ahmet Kürdi, Şeyh Ali Paluri, Şeyh İsrail Ezrai. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin icazet ve hilafet verdiği bu zatlar, Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep, Irak, Bağdat, Basra, Kerkük, Erbil, İmadiye, Cezire, Şemdinli, Mardin, Ayıntap, Urfa, Diyarbakır, Anadolu'nun birçok şehirleri, İstanbul, Hindistan, Afganistan, Dağıstan, Kafkasya, Mavera-ün-Nehir, Mısır, Umman, Mağrib, Girit ve diğer İslam memleketlerine gidip İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattılar. İnsanlar bu zatların vesile olmasıyla dünya ve ahiret saadetine kavuştular.